TRT Haber'den, özel gündemden mutlu sabahlar. Dün söylediğimiz gibi özel gündemi bugün İstanbul'dan yapıyoruz. Konu çağımızın hastalığı obezite ile ilgili. Sağlık Bakanlığı'nın obezite ile mücadele kapsamında pek çok politikası var ve insanların kilo almasını önlemek için bazı adımlar yolda. Fakat şayet aldıysak, artık obezsek ve bu kiloyu veremiyorsak ne yapacağız? İşte bu konuda obezite ile ilgili olarak metabolik cerrahiyi konuşacağız. Konuğumuz Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Coşkun. Efendim, hoş geldiniz öncelikle programımıza. Dediğimiz gibi hani kilo almak asla hoş değil. Kimsenin de arzu edeceği bir durum değil. Fakat çok kilo aldık ve veremiyoruz. Cerrahi tek yöntem mi? Cerrahi tek yöntem değil tabii ki. Aslında insanlar kilo aldıklarında hemen akibinde bunu engellemek amacıyla zaten hemen girişimlerde bulunuyoruz. İlk yaptığımız iş tabii ki diyet. Arkasından egzersizi ekliyoruz. Bu problem birazcık daha büyüdükten sonra ilk yaptığımız iş, o zaman birazcık daha belki tıbbi açıdan acaba bir problemimiz mi var diye belki bir endokrinoloğa, belki bir dahiliye uzmanına başvurarak çözüm arıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen eğer kilo alışımız devam ediyor ve belli bir seviyenin üzerine çıkıyorsak, evet, o zaman cerrahi yöntemler bugün için gerçekten ciddi ve etkili bir alternatif olma yolunda karşımıza çıkıyor. Ameliyatlar, mesela kaç çeşit ameliyat var? Öncelikle bunu sorarak başlayalım. Obezite ameliyatları aslında bütün dünyada hani standart olarak uygulanan bir takım ameliyatlar var. Bunların aslında mekanizma olarak bir kısmı sizi yemek yemenizi azaltmaya yönelik olan ameliyatlar, bir kısmı yediğiniz yemeklerin emilimini engellemeye yönelik ameliyatlar, bir kısmı da hem yemek yemeyi azaltıp hem de emilimi engelleyen ameliyatlar. Şimdi bu anlamda en çok aslında gündeme gelen ve bizim de konuştuğumuz 3 çeşit ameliyat var diyebilirim. Bunlardan bir tanesi gastrik bypass ameliyatı. Gastrik bypass ameliyatı hem mide hacmini küçültüp hem de bu küçük mideyi ince bağırsaktan bir bağlantı yaparak yenilen gıdaların emilimini azaltan kombine bir ameliyat. Dünyada en sık uygulanan ameliyatlardan bir tanesi. İkincisi son dönemlerde daha çok gündeme gelen ve bizim de daha sıklıkla uyguladığımız tüp mide ya da sleeve gastrektomi dediğimiz bir ameliyat. Buradaki temel mekanizma da hem midenizi küçültüp oldukça küçük bir volümle yemek yemeyi azaltıp hem de iştah duygusunu azaltmaya yönelik bir ameliyat. Üçüncüsü de eskiden daha sık uygulanan ama son dönemde gittikçe azalan bu mide bandı, mide kelepçesi dediğimiz diğer bir ameliyat. Peki bunların acaba aralarındaki farklar neler? Yani bir kişi kilo vermek maksadıyla size geldiği zaman hangi ameliyatın uygulanacağına neye göre karar veriyorsunuz? Kime tüp mide, kime mide bandı, kime gastrik bypass uygulanıyor? Şimdi aslında burada çok kesin bir kriter yok. Yani bizim vücut kitle indeksine göre baktığımızda bu 40 kilogram bölü metrekarenin üzerinde dediğimiz grup, yani morbid obezite grubu aslında cerrahideki tüm alternatiflerden faydalanabilir. Ama burada tabii hani en azından benim kişisel anlamda dikkat ettiğim bazı hususlar var. Bunlar örneğin eğer hastanın tip 2 diyabeti varsa ve özellikle insülin ya da oral antidiyabeti kullanıyorsa ve indeks değeri de 40 kilogram bölü metrekarenin üzerinde ve yandaş hastalıkları onu çok ciddi anlamda zorluyorsa benim ilk tercihim gastrik bypass olur. Neden? Çünkü gastrik bypass ameliyatı... Bu arada hemen tabii, şunu soralım. Yani eğer kontrol edilebilir diyabet, çok sıkıntı yaratmayan kronik rahatsızlıklar varsa bile olabilir mi bu ameliyat? Olabilir tabii ki. Yani çünkü her yüksek kiloda bulunan insanda metabolik hastalıklar yok. Yani hastanın, örnek vereyim, 150-160 kiloda olabilirsiniz ama diyabetiniz olmayabilir, hipertansiyonunuz da olmayabilir. Dolayısıyla hani bu gruptaki yani önereceğimiz cerrahi yöntem daha farklı olabilir. Tabi bu biraz hekimden hekime de değişebilir. Hastanın tercihi de burada önemlidir. Hani ben neden diyabeti olan hastada gastrik bypass'ı tercih ederim? Çünkü bu ameliyatın bir antidiyabetik etkisi vardır. Gerçekten biz insülin bağımlı tip 2 diyabetli olan hastalarımızda gastrik bypass'ı uyguladığımızda %80-90 oranında hastaneden çıkmadan bu insanlar insülinlerini bırakıyorlar. Yani gerçekten öncelikle diyabetleri tedavi oluyor. Kilo vermeden bağımsız olarak. Ama bununla birlikte diğer ameliyatlar da diyabeti geriletiyor. Ancak burada gastrik bypass'ın bir özelliği var. Bundan dolayı ben ön plana çıkarıyorum. Ama tüp mide ameliyatı da uygulasanız bu hastaya, kilo kaybıyla birlikte zaten tip 2 diyabetinde gerileme olacak. Yani burada biraz tabii ince noktalar var. Onlar birazcık hani hekimin yaptığı vaka sayısı ve diğer şeylere göre değişebiliyor. Peki bu tüp mide, mide bandı ameliyatlarının gastrik bypass'tan farkı ne? Onlar kimler için daha uygun ameliyatlar? Yani şöyle söyleyebilirim. Eğer
metabolik rahatsızlığı ön planda değilse, hastanın örneğin yaşı gençse, hasta gastrik bypass daha komplike, daha büyük bir ameliyat, daha büyük bir risk almak istemiyorsa, hastanın kilosu çok yüksek değerlerde ise, o zaman tüp mide ameliyatını tercih etmek daha makul geliyor bana. Yani bu açıdan şöyle soralım o halde, tüp mide olası yan etkileri daha hafif bir ameliyat mı yani gastrik bypass'a şöyle göre? Evet. Bir kere ameliyatı teknik olarak uygulamak gastrik bypass'tan bir parça daha kolay. İkincisi evet, iyileşme süreci bir parça daha hızlı. Üçüncüsü normal fizyolojiyi bozmayan bir ameliyat tüp mide ameliyatı. Çünkü midenizin yaklaşık %80-90'lık kısmını çıkarttıktan sonra gene yemek borusu, arkasından kalan mide, ondan sonra 12 parmak bağırsak şeklinde devam eder. Normal gastrointestinal sistemdeki ana yapı. Oysa gastrik bypass ameliyatında biz mideyi küçültürüz. Büyük mide kısmı arka tarafta kalır. Sonra yukarıya ince bağırsağa bağlarız. Yani midenin arka kısmını bir daha görmek mümkün değil. Artık teknik olarak daha zordur bir mide ve ince bağırsak bağlantısı yapmak durumunda olduğunuz için. Yani şimdi, bunları hep değerlendirmek gerekiyor hastayla. Şimdi dediğiniz gibi herhalde bu ameliyatta midenin ve bağırsağın bir kısmı işte ameliyatın da adında olduğu gibi bypass ediliyor. Aynen peki öyle. Acaba evet, bu ameliyatı olduktan sonra hasta normal beslenmesini, aldığı besinlerden faydalanmasına devam edebiliyor mu acaba? Şimdi tabii burada hani bu ameliyatlarda ben hep şunu söylüyorum hastalarıma, biz burada normal bir şey yapmıyoruz. Yani bir şeyleri bozuyoruz. Ama bu bir terazi işi gibi düşünün. Yani bir tarafta çok yüksek kilonuz, bununla birlikte olan tip 2 diyabetiniz, hipertansiyonunuz, karaciğer yağlanmanız, uyku apne sendromunuz var. Diğer tarafta da böyle bir teknik var. Bu ameliyatı uyguladığınızda kilo kaybıyla birlikte bu metabolik rahatsızlıklardan da kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla ameliyat sonrası uyulması gereken önemli kurallar var. En önemlisi her iki ameliyatta da... Çok özür dilerim. Tabii ki. O kısmına gelelim ama ilk önce terazinin bu kısmına çok ağır basan bir konuya da birazcık değinelim istiyorum. Korku. Evet. Obez insanlarda en azından benim acizane şahit olduklarımda bu ameliyatlara karşı bir ön yargı var. Evet. Ciddi bir korku söz konusu. Hem ameliyatı çok riskli görüyorlar, hem daha sonrasında uyulması gereken kurallar birazcık artık gözleri de korkutabiliyor zaman zaman. Ama söylediğiniz gibi obezite de gitgide yaygınlaşan bir rahatsızlık. Nitekim günlük hayat standartlarını da çok düşürüyor. Bu korku sizce ne kadar haklı? Yani şunu isterseniz birazcık açalım. Ne olabilir bu ameliyatta? En kötü senaryo nedir? Hastaların gerçekten korkmasını, bu ameliyattan geri durmalarını gerektirecek bir durum söz konusu mu gerçekten? Şimdi ameliyatlar tabii obezite ameliyatları basit ameliyatlar değil. Gerçekten aslında hani genel cerrahinin içerisinde belli bir büyüklüğü olan ameliyatlar. Dolayısıyla hani öğrenme süreci de belli bir vaka volümünün üzerinde sayı gerektiriyor. Ameliyatlardaki gerçekten ciddi problem olma oranı öyle tahmin edildiği kadar yüksek değil. Hani ben kendi üniversitemde ortalama haftada 4-5 civarında obezite ameliyatı yapıyorum. Yani bizim şu ana kadar çok ciddi bir problemimiz olmadı. En büyük problem ne olabilir? Hasta hayatını kaybedebilir. Hayatını kaybetmiş hasta var mıdır? Vardır. Türkiye'de de vardır, dünyada da vardır. Ancak birçok ameliyattan hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Yani aslında siz safra kesesi, apandisit ya da normal bir mide ya da bir kalın bağırsak ameliyatından hastalar hayatlarını kaybedemiyorlar mı? Edebiliyorlar. Burada önemli olan nokta şu. Hastanın iyi hazırlanması, gerçekten hani bu ameliyatları deneyimli bir ekip tarafından yapılmış olması, bunlar riski azaltan unsurlar. Bilimsel olarak literatür verisine baktığınızda bugün obezite ameliyatlarının ortalama ölüm oranı %0,3 civarındadır. Bu bugün kalp ameliyatlarından, beyin ameliyatlarından, akciğerin büyük kanser ameliyatlarından daha düşük oranlardaki bir ölüm oranıdır. Benim kişisel kanaatim şu, hasta çok iyi değerlendirilirse ve gerçekten iyi şartlarda ameliyat edilirse bir kere ölüm oranı son derece düşük. Komplikasyon oranları da tahmin edildiği kadar yüksek değil. Elde ettiğimiz sonuçlar son derece yüz güldürücü. Gerçekten insanların hayatları değişiyor. İnsanlar ikinci bir yaşama başlıyorlar. Tabii nasıl oluyor mesela? Sizin şahit olduğunuz örneklerden birazcık aktaralım. Mesela belki bilmeyen izleyicilerimiz için birazcık açalım. 150 kiloyuz, 160 kiloyuz. Ne olabilir? Tüp mide ameliyatı olduk, gastrik bypass ameliyatı olduk. Biz kaç kiloya kadar düşebiliriz acaba? Şimdi şöyle, biz genelde 1 ile 1,5 yıllık bir dönem içerisinde ortalama kaybedilecek olan kiloyu biliyoruz. Mesela bir tüp mide ameliyatı olduğunuzda fazla kilonuzun, total kilonuzun değil,
yaklaşık %65 ile 70 oranını kaybetmenizi bekleriz. Bu gastrik bypass'ta bir parça daha yüksektir. Kelepçe ameliyatında bir parça daha düşüktür. %50-55 oranındadır. Dolayısıyla biz 150 kiloluk bir hastaya tüp mide ya da gastrik bypass ameliyatı yaptığımda benim bu hastayı 70-75'li kilolarda görürüm 1-1,5 yıl sonra. Ama daha önemlisi eğer diyabeti, hipertansiyonu ve karaciğer yağlanması varsa asıl bunlardan kurtulur. Asıl hayat kalitesini artıran ve onları rahatlatan en önemli unsur budur. Fiziksel görüntü apayrı bir unsur. Yani ama gerçekten o kişi kendi yaşamında ne kadar rahatladığını inanılmaz derecede fark ediyor. Yani otobüse binmek, uçağa binmek artık çok daha kolaylaşıyor. Yani hareket etme aslında özgürlüğünü kazanmak bile. Tabii yani özellikle tip 2 diyabetli olan hastalarda elde ettiğimiz sonuçlar son derece yüz güldürücü. Bir kere insülin kullanmak, oral antidiabetik kullanmak ki diyabet biliyorsunuz kronik ve ilerleyici bir rahatsızlık. Bundan kurtulmuş olmak ya da bunun tedavisini yüksek oranda sağlanmış olması hayatına önemli pozitif katkılar sağlıyor. Şimdi diyabette fayda ediyor. Peki acaba normal kişileri nasıl etkiliyor? Onların şekerini düşürüyor mu? O kısım yarım kalmıştı. Evet. Ameliyattan sonra neye dikkat etmek lazım? Sadece yeme içme mi? Yoksa besinlerden acaba gerekli o vitaminleri, mineralleri alamıyorsak şimdi, bir destek mi lazım? Obezite ameliyatlarından sonra özellikle gastrik bypass da önemli. Mutlaka ameliyattan sonra ömür boyu vitamin ve mineral kullanımı gerekli. Biz bunları biliyoruz. Neler kullanacağımızı da biliyoruz. Bu bir sıkıntı yaratır mı? Hayır, bu bir sıkıntı yaratmaz. Zaten gastrik bypass tercih ettiğimiz hastalar ciddi anlamda ilaç kullanan hastalar. Yani insülin kullanıyor, oral antidiabetik kullanıyor, antihipertansif kullanıyor, kolesterol düşürücü ilaç kullanıyor. Buna karşılık ona çok da fazla zarar olmayacak bazı vitaminleri dışarıdan almak durumunda ve beslenmesine dikkat etmek durumunda. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Bundan sonra beslenmenize daha çok dikkat etmeniz lazım. Eskiden özellikle mesela genç hastaların ebeveynleri hep çocuklarına şunları söylüyor. Gençlere diyeyim daha çok. İşte hani yeme içme falan şeklinde ama ameliyattan sonra da hiç yemiyorlar diye. İşte ya mutlaka yemelisin şöyle ol bak doktor şöyle diyor. Gerçekten doğru. Az yiyorlar ama kaliteli yemek durumundalar ve mutlaka da vitaminlerini düzenli bir şekilde almalılar. Yani burada hem miktar hem de yediğimiz önemli. Kesinlikle. Ameliyat sonrasında. Tabii. Peki mesela tüp mide ya da mide bandı ameliyatlarından sonra da bu vitamin, mineral desteği gerekiyor mu? Hepsinde hemen hemen gerekiyor. Bu ama tüp mide bandında daha düşük oranda. Tüp midede bir parça daha yüksek, gastrik bypass'ta oldukça şart. Mutlaka kullanılmalı. Şimdi tabii bu kadar kilo olunca özellikle bayanların aklına şu gelebilir. Söylediğiniz rakam çok dramatik. 150 kilodan 75 kiloya düşmek. Acaba sonrasında da estetik olarak bir destek tabii gerekebiliyor mu? Bir gerekiyor. Büyük oranda gerekiyor. Bu tabii kaybettiğiniz kiloya bağlı olarak değişir ama zaten aslında obezite cerrahisinin Amerika ve Avrupa'daki hani ana ismi bariyatrik cerrahidir. Bu ameliyatlardan sonra kilo kaybettikten sonra ortaya çıkan cerrahiye de post bariyatrik cerrahi diyoruz ki bu estetik ve plastik cerrahinin bir konusudur. Evet onlar şekillendirmek için çünkü gerçekten özellikle göbek kısmında ve koltuk altında yani kol altlarında problemler olabiliyor, sarkmalar olabiliyor. Bunlara yönelik girişimler yapılıyor. Biz de hastalarımızı yönlendiriyoruz. Şimdi hep size gelen hastaların profili nazaran belli. Siz bir hekim olarak obezitenin sebepleri olarak neleri görüyorsunuz? Bir de şunu soralım. Bu morbid obezite seviyesine gelmiş bir kişi için cerrahi tek alternatif midir? Diyetle kilo vermek, başka yöntemler kullanarak bu kadar fazla kilodan kurtulmak da mümkün müdür? Acaba yaş gruplarına göre, yeme alışkanlıklarına göre bu cerrahiden önce şunu da denemekte fayda vardır aslında dediğiniz bir şey var mı? Şöyle açıklayayım bunu. Bir kere hani bize gelen hastalar aslında bu bahsettiğiniz süreçten hep geçiyorlar. Yani hiç kimse diyet, egzersiz, bir endokrinoloğa uğramadan kolay kolay bir cerrahi tedavi düşünmüyor. Biz de zaten hani kilom işte bir anda 120 oldu, 130 oldu, gideyim ameliyat olayım diyen bir insana da gel seni ameliyat edelim de demiyoruz. Bizim de uyguladığımız bir takım kriterler var. Biraz evvel bahsettik işte vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde yani morbid obezite iseniz, konumundaysanız ya da 35'in üzerinde olup da yandaş hastalığınız varsa giden 5 yıldı. Şimdi bunu 3 yıla düşürdüler. Yani son 3 yıldır bu kadar kilo değerine sahipseniz, bu kadarlık bir obezite geçmişiniz varsa, bununla birlikte işte kronik alkol ve uyuşturucu kullanmıyorsanız ve anestezi açısından da bir riskiniz yoksa dünyada bu grup cerrahi tedavi sunulabilecek olan bir gruptur. Bizim de zaman zaman hastalar bilinçsizce geliyorsa ve obezite süreçleri daha kısaysa biz de tabii ki öncelikle diyetisine ya da endokrinoloğa gönderiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, ameliyat edeceğimiz hastaların
tamamı zaten bir endokrinologdan geçmiş oluyor. Yani onların da onayını alıyoruz. Altta mutlaka hormonal bir bozukluk olmadığını ortaya koyuyoruz. Bunun haricinde tabii ki diyet, egzersizle de ciddi kilolar verilebilir. Buradaki tek sorun şu, verilen kilonun korunamaması. Zaten cerrahi tedavinin son yıllarda bütün dünyada bu kadar yüksek oranda artmasının temel sebebi bu. %100 koruyor mu cerrahi? Yüksek oranda koruyor. Şunu da söyleyeyim, tabii buradan da şu sonuç çıkmasın. Ameliyat olduk, her şey bitti. Hayır, böyle bir şey bitmedi. Ben hep şunu söylüyorum gene hastalarıma. Cerrahi yöntemler birer araç. Bu aracı da bu kişi kullanacak. Yani evet, 0 kilometre bir araba veriyorsak bunun bakımını ve bundan sonraki her türlü işlevini bu kişi yaptırmak durumunda. Cerrahi yöntemlerden ortalama 2-3 bazen 4 yıl sonra kaybedilen kilonun üzerine %10-15'lik bir geri kilo alımı olabilir. Bu biraz kişinin beslenme alışkanlığını tam değiştirememesi ya da eski alışkanlıklarına tekrar geri dönmesiyle açıklanabilir. Ya da farklı bir problem olabilir. Biz bunları araştırıyoruz zaten. Ama hiçbir zaman şu ana kadar eski kilolarını geri çıkan bir hasta görmedim. Olabilir mi? Olabilir, çok düşük oranda. Ama genele baktığımızda %80-90 oranında kaybedilen kilo rahatlıkla korunabiliyor. Yani şimdi zamanımızın da sonuna geldik ama şunu söylemek mümkün yani, değil mi? Eğer şartlarınız uygunsa ve doğru bir ameliyatı geçiriyorsanız kilolardan da kurtulmak, sağlığa da kavuşmak mümkündür. Doğru mudur? Kesinlikle, ve korkulacak bir şey. Kesinlikle risk, mümkün. Ciddi bir risk sonuçta değil herhalde. Şunu söyleyeyim. Geçen yıl itibariyle bütün dünyada yapılan ameliyat sayısı 380-400 bin vaka. Bunun yaklaşık 200 bin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Bu her yıl artan oranda gidiyor. Cerrahi yöntemler iyi bir alternatif. Tabii ki kişinin bunu çok iyi araştırması ve uyumu açısından da iyice görmesi gerekli. Bu konuyla da uzman bir hekimle görüşüp böyle bir plan içerisine girerse gerçekten kilolarına ve hastalıklarına çare bulabilir. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Çok teşekkürler Halil Bey. Bugün özel gündemli çağımızın hastalığı obeziteyi, obeziteyle de mücadele kapsamında uygulanabilecek metabolik cerrahi yöntemleri konuştuk. Doçent Doktor Halil Coşkun'la. Hoşçakalın.